Evlat. Tamam. Vaktimiz var. Diyordum ya, Suriye'de sorun var. Evet. Şimdi bu konuyla başlayacağız konuşmaya. Kıymetli kardeşlerim, MİT'lileri yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır bucak Türkmenlerine, diğerlerine nedir? İnsansız hava aracı, işte kıyafetler. Ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı, iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diyeydi bu. İşte basına da resimler veriyoruz, halkı işe yapıyoruz. Bütün hepsi, tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diyebiliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dediğim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu Sadat tarafından organize ediliyor. O Sadat'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara hariç. Onlar hariç, onlara benimle hiç bilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda Mitsubishi'ler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin? Orada işte baş savaşçılar tamam dedim verelim. Ya bakıyorum böyle şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle da Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar Yunus Suracı dedi. Allah 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 bu. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler Yunus Suracı'ya gidiyor diyor. Evet. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. Beni küçültmek istediniz değil mi? Göreceksiniz kibrit kutusuna sokacağım hepinizi tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. Göreceksiniz. Belki devlete para cezası engel olmadığı için, şey yapmadığı için gerekli tedbirleri almadı birkaç yüz bin euro. Devamlı biz her şikayette zaten bizi haksız bulup ödetiyorlar. Ondan bir şey olmaz ama devlet benim bu hikayede değil. Sadat eki ama bir bölüm var. Bak şimdi oraya geliyoruz. Pandemi'nin ilk kutusunu açalım bakalım. Şimdi siz Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim ondan bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı. Külliye'de. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Kaçakan petrol. Çay, şeker, alüminyum, bakır. İkinci el araba, bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin, büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz, devlet. Devlet vermedi mi? Devlet. Kim şehit oldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan onayı aldıktan sonra sizi şey yolu, Mete Grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm hiyerarşi orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu Endüstri'nin iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor.
Şu anda da ticaret böyle yapılıyor, biliyor musunuz? Ya ben o zaman demiştim ki, o tarihte, ya biz bunlara bu silahları veriyorsunuz. Bunlar bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Ondan da mı iki detayı anlattım? Bunlar dedim bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Bizim insanımız da. Ya işte, ya dedim bir anlat abi, bilelim. Bir bilelim ne oluyor da, bir bilelim, bizim üstümüzden gidiyor. Herkes diyor ya, Sedat Bey geri getirdi silah. Ya işte yeni bir dengeler kuruyor şöyle. Ya dedim bana anlatacaksınız. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancan evi var. O Hadımköy Beylikdüzü taraflarında orada kalıyor. Beraber de. Bu vatanın çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmeli. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden hiç bizim devlete gelmiyor? Hala da devletten oraya bizden para gidiyor. Biliyor musunuz? Hala daha gitmiyor. Ama orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de büyük, çok büyük para. Tam petrol. Çinko. Çinko demişim. Bakır alüminyum hurdası gibi şeylerdi. Listeye bakmıştım ben. Benim bu anlattığımın haricinde orada büyük montanlı iş yapamazsın. Ya. Mahsuni'nin dediği gibi yiğit muhtaç olmuş kuru sovana. Herkes kendini öldürüyor çocuğuna. Ama anlatan yok, gören yok. Milleti dinliyor, bilen yok. Bir hayal dünyasına dalmışlar. Yemin ediyorum ya. Vallahi diyorum. Milleti korkuturuz.